Zagor, son umut. Zagor, Chico, Kaptan Pişlek ve mürettebatı Kazma Kürek Bil'in haritasını ele geçirdiği Esmeralda'nın altınlarını bulmak için Haiti'de beklemektedirler. Bir gece Bil, Hammat adındaki tüccarın adamları tarafından kaçırılırsa da Zagor onu kurtarır ve birlikte gemiye dönerler. Hey Fişlek, yeni bir yolcu getiriyorum sana. Kaptan Humboldt. Demek bu sefer de başardın. Fakat öteki kim? Sana Bay Husef Hammad'ı takdim edeyim. Yani bu geceki aksiliklerin kahramanı. Say Chico gemiye döndü mü? Evet, az önce geldi ve olayların birinci kısmını anlattı. Ya adamların, onlar nasıl? Ayyaşlar takım mı? Poa, kendin gör. Bir an evvel ayıltmaya çalışıyorum onları. Ama korkarım hareketimizi birkaç saat ertelememiz gerekecek. Bu kadar önemli değil bu. Asıl önemli olan gemiye dikkatli nöbetçiler koyup sürekli korumak. Bunu söylemesi kolay. Dördümüzün dışında gemideki en uyanık adam şu yukarıdaki. Kutsal Siva ve Vişnu adına 1, 2, 3. Mükemmel Ramat, şimdi merdiveni çekmek için bana yardım et. Sonra da arka tarafa geçip gözünü rıhtımdan ayırma. Fişlek, sen de konuğumuza iyi bir yer bulup yerleştir. Ah elim, elini ben tedavi ederim. Ama daha önce sana bir şey göstereceğim. Haritayı nereye çizmelerimi merak ediyorsun değil mi? Evet, işte burada Bay Hammat. 1, 2, hop. Allah kahretsin, görmek istemiyorum onu. Bu kağıt parçası bana çok pahalıya mal oldu. Yeniden sessizliğe gömülen limanda gecenin geri kalan saatleri ağır ağır ilerlerken. Dostlarımız da dikkatle nöbet tutuyordu. Böylece tehlikesiz geçen saatlerden sonra nihayet güneş yeşil tepelerinin ardından doğmaya başladı. Uyanın tembel herifler, haydi kalkın. Nerede sanıyorsunuz kendinizi? Gemi burası. Dinlenmeye yurdu değil. Keldo, Samuelson, halatları çözün. Zarrov, sen de Albene ile birlikte demir al. Diğerleri de yelkenleri başına. Kımıldayın biraz, uyuşuk herifler. Bir saate kadar denize açılmış olacağız. İnşallah serin hava sizi kendinize getirir. Bir gece önceki içkiyi fazla kaçıran denizciler uykudan şişmiş gözlerle emirleri yerine getirmeye çalışıyor. Zamanla alışmış oldukları manevraları düzgün bir şekilde uyguluyorlardı. Bir saat sonra Golden Baby'nin iri gövdesi rıhtımdan ayrıldı. Ve rüzgarın şişirdiği yelkenlerle şehri geride bırakıp körfezden çıkarak kendini açık denizin dalgalarına bıraktı. Ha ha ha, bizimle geldiğine çok sevindim Zagor. Bir aksilikle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yalnız senin varlığın beni mutlu ediyor. Zaten bundan sonra ne olabilir ki? Sadece denize dalışta bir aksilik çıkabilir. Bunu da önleyebilmek için gerekli bütün aletleri yanımıza aldık. Karanlıkta kayalara bindirmemek için bu gece koyun açığında demir alacağız.
Yarın öğleye doğru da Esmeralda'nın battığı yerde oluruz. Öyle tabii. Kazma kürek Bill'in dedikleri doğruysa. Aklıma getirme onu. Eğer doğru değilse yani defineyi bulamazsak mahvolurum. Adamların beni çok sevmelerine rağmen yelken direğine asarlarsa hiç şaşmam. Zira kaç aydır paralarını vermiyorum. Önceden bu kadar üzülmene gerek yok dostum. Kim bilir belki de kader sana yardım etmek için ilk kez kazma kürek bili haklı çıkarır. İnşallah Zagor. Golden Baby'nin yolculuğu kaptanın tahminlerine uygun olarak devam etti. Ve ertesi gün öğleye doğru. Selam dostum, ilk define yaklaştığın şu andan kendini nasıl hissediyorsun? Sorma Chico, çok sinirliyim. Baksana son birkaç saat içinde o kadar çok ıhlamur içtim ki ahçıyı rahatsız etmemek için kendim pişiriyorum artık. Ha ha ha, iyi ki önceden şu ocağı almışım. Ama ne yazık ki iyi yanmıyor. Haydi yan artık, tutuş. Çabuk bana biraz kağıt ver. Hemen. İşte al biraz parça daha. Harita, haritam. Hayır, hayır. Olamaz, çok saçma bu. Oh Tanrım. Sen sersem herif, ne yaptığının farkında mısın? Fakat ben gerçekten bilmiyordum. Hayır, mahvoldum. Yok, aksine sen mahvoldun. Çünkü geberteceğim seni Meksikalı, parçalayacağım. Dur, bir dakika sakin ol. Aklını başına toparla da düşünelim. İmdat! İmdat! Parça parça edeceğim seni Melun. Tutun şunu, delirmiş bu. Hay Allah. Dur Bil, neyin var, ne oldu? Bana mı soruyorsun? Daha ne olacak? Mahvoldum, bittim, yıkıldım. Silahını ver bana dostum. Bu anlamsız hayatımı bitirmek istiyorum. Hayır. Anne. Yeter artık, Allah kahretsin. Nedir bütün bu maskaralıklar söylesenize ki hiç kimse o altınlardan bir tekini bile göremeyecek artık Sagor. Anladınız mı? Siz de hepiniz meteliksiz kaldınız, beş parasız. Direğin tepesinde canını tehlikeye atan sen de avucunu yalayacaksın. Sebebini bilmek ister misiniz? Çünkü bu fıçı kılıklı maymun definenin yerini gösteren haritayı yaktı. Nasıl? Ne? Harita yandı mı? Demek haritayı yaktın ha? Hayır, tam yandı sayılmaz. Belki biraz tutuştu ama evet, inanın bana bir parçası hala duruyor. Sersem, deli, melun, katil. Allah kahretsin. Önce hanginizin beynine sıkayım kurşunu söyleyin. Senin mi Zarrof, yoksa seninkine mi Albense?
Fakat Zogor, bu adam anlamıyor musun? Ben bir tek şey anlıyorum beyler. Çiko'yu parça parça etseniz de bu durumu değiştiremezsiniz. Aslında ümitsizliğe kapılmanıza gerek yok. Sen şimdi biraz kendine gel ve soruma cevap ver. Harita devamlı sende olduğuna göre Define'nin yerini bulmak için gerekli bilgileri hatırlayabilir misin? Poa. Ne yazık ki haritanın o kısmı çok karışıktı. Şekillerine göre tek tespit edilmesi gereken irili ufaklı bir sürü kaya vardı. İyi düşün. Hafızanı zorlayıp hatırlamaya çalış. Faydasız. İnanın bana yapacak bir şey yok. Lanet olsun. Zavallı bizler. Tam da sıkıntıların bittiği sırada. Peki şimdi ne yapacağız kaptan? Evet, neye karar verdiniz? Hay Allah, bunu bana mı soruyorsunuz? Geri dönüyoruz tabii. Poa, Esmeralda'nın 5 paralık altınlarını bulacağız diye bütün okyanusun dibini arayacak değiliz herhalde. Vay canına, bu kadar geldikten sonra eli boş dönmek çok acı. Hem de nasıl? Alın kaptan, hayatınızda kaçırdığınız en büyük fırsatın anısı olarak saklarsınız bunu. Ama bu eski deri parçası da nedir? Görmüyor musun kaptan, bir çanta? Esmeralda'nın kaptanı Moldo Nodo'nun haritayı sakladığı evrak çantası. Pua, çantada cehennemin dibine. Hayır, durun kaptan. Kim bilir, belki sahip kazma kürek bilin definesini bulmamıza yardımcı olabilir bu çanta. Hikaye içi tamamen boş. Bunun İspanyol kaptana ait olduğuna emin misin? Elbette öyle. Olmasa iskelet halindeyken bile yanında bulundurur muydu? Güzel. O halde oldukça güç bir denemeye girişebilirim. İlk öğrenimimi yaptığım Tibet'teki meslektaşlarım bu denemeyi başarmışlardı. Nasıl? Ne diyor bu adam? Yoksa üzüntüden hafızasını mı kaybetti? Sen sus. Bu adam birçok defa zekasının doğaüstü yeteneklerini ispatlamıştır. Hatta bir seferinde Zagor'un hayatını bile kurtarmıştı. Son bir şey daha dostlarım. Uyum haline gelebilmem için mutlaka bir sükunete ihtiyacım olacak. Bu yüzden tam bir sessizlik istiyorum. Yanımda kalır mısın kaptan? Tabii Ramat, elbette. Birden gemiye tedirgin edici bir hava hakim oldu. Tayfalar yerlerini almış, hareketsiz beklerken. Bir yandan da kutsal ayine hazırlanan bir din adamını andıran Ramat'ı süzüyorlardı. Ramat ellerini çantanın üzerinde kavuşturmuş, anlaşılmaz bir dilde bazı sözler mırıldanıyordu. Sonra parmaklarını çantanın üzerinde gezdirdi. Derinin bütün kıvrımlarını zihnine yerleştirmek istiyordu sanki. Sonunda tam bir hareketsizliğe geçişi erişmek istediği noktaya geldiğini gösteriyordu. Hey, ne oldu ona? Sanki öl. Sesini çıkarma Bil, yoksa bu sefer hayatını da kaybedersin. Şimdi sessizliği sadece rüzgarın ve geminin küpeştesine çarpan dalgaların sesi bozuyordu. Dakikalar ağır ağır ilerlerken Ramat'ın vücudunda hiçbir hareket görünmüyordu. Bakışları tamamen sabitleşmişti. Bütün iradesini kullanarak sarf ettiği olağanüstü gayret sonucu
Vücudu terden sırılsıklam olmuştu. Sonunda dudakları kımıldadı ve oradakilerin tüylerini ürperten buz gibi bir sesle bazı sözler mırıldandı. Aki estoy. Fakat İspanyolca konuşuyor. Nasıl olur bir kelime bile İspanyolca bilmez. Sesi de kendininkine hiç benzemiyor. Doğru ramat, sadece çok az İngilizce bilir. Ne söyleyeceksin? Sana cevap vermeye hazırım. Yalnız biraz acele et. Karamba, karambida gerçekten konuşan kendisi mi? Sesi de tuhaf, sanki uzaktan geliyor gibi. Devamı gelecek sayıda.